Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere antrenör kariyerinde sınırsız para ve sınırsız potansiyel kasmayı anlatacağım. Öncelikle para kasma açığını yapmak istiyorsanız ilk sezonu bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu da Haziran'ın ilk haftasına tekabül geliyor arkadaşlar. İlk sezonu bitirmiş olmanız gerekiyor. Eğer ki bitirmediyseniz de zaten simüle ederek ilk sezonu bir şekilde atlayabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar ofis kısmına gideceğiz ve ofis kısmından verilen para sınırlamalarını değiştireceğiz. Yani maaşa ve transfere olan sınırı değiştireceğiz. Burayı 6'ya 94 şeklinde bir oranda ayarlayabilirsiniz. Bu arada bu her takımın bütçesine göre değişir. Şu anda ekranda yazan bütçelere göre sizler de kendi takımınızda hangi takımdaysanız ayarlayabilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken tek şey iki tane oyuncuya gereğinden fazla bir bütçe sunmak. Gereğinden fazla bir maaş bütçesi sunmak. FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18'de bunun aynısı vardı. FIFA 19'da da EA bizi şaşırtmadı tabii ki. Kariyer modundan parayı bulamadığı için, sadece Ultimate Team'e yöneldiği için hiçbir moda da eklenti yapmamış. Aynı bug hala devam ediyor arkadaşlar. Öncelikle buradaki prosesleri yani adımları doğru şekilde yapmanız gerekli. Herhangi bir yanlış yaptığınız zaman maalesef ki tekrardan simüle edip tekrardan uğraşmanız gerekecektir arkadaşlar. Buradaki asıl trik oyuncuya vereceğiniz olan maaş. Oyuncu arkadaşlar 18 milyon avro, euro artık ne derseniz o kadar maaş önermeniz gerekiyor. Normalden çok fazla bir maaş. Ancak EA'in bug'ı olduğu için genelde şu tarz cevaplar alıyorsunuz oyunculardan. İşte oyuncumuzun aslında normalde kabul etmeyeceği ama Real Madrid'i çok sevdiği için kabul ettiği bir maaş tarzı böyle. Yani değişik değişik cevaplar geliyor. EA burada bir bug'a düşmüş. Hani her sene değiştirmemeleri daha da acayip bence. Diğer hiçbir şeye dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Sadece maaş önermeniz gerekiyor. 18 milyon euroluk. Ve bunu iki tane oyuncu arkadaşlar aynı şeyi yapmanız gerekiyor. İki tane oyuncu aynı şeyi yaptıktan sonra toplamda 36 milyon euroluk bir maaş vermiş oluyorsunuz. Ondan sonrası zaten gerçekten çok kolay. Tek sıkıntı burada bu. Konuşuyorlar ya arkadaşlar, buradaki adımları doğru yapabilmek. Bu bayağı zaman alıyor. Ben hani bir kere yanlış yaptım mesela, tekrardan simüle ettim, tekrar sizler için denedim. Normalde bir kariyer oyuncusu değilim. Sadece takipçilerim Oğuz abi ya da Oğuz kardeşim kariyer videoları da çeker misiniz diyordunuz. O yüzden bu videoyu sizler için çekiyorum. Eğer ki bu kanalda böyle bu tarz kariyer videolarına ilişkin böyle açıklar, buglar falan hani bu tarz videoları görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve mutlaka videoyu beğenin abi. Kanalı kariyerciler videoyu beğensin bakalım. Kaç tane kariyerci var, kaç tane kariyer görmek isteyen var. Hep birlikte görelim. Aynı zamanda Twitch'te yayınlara başlıyorum arkadaşlar. Twitch adresim OGXZ. Dediğim gibi Oğuz'un U'sun X yapın abi. OGX ve Z. 4 harfli işte. Twitch.tv/OGX'e. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Çok yayın edeceğim oradan ve genelde coin kasma üzerine yayınlar olacak, bilginize olsun. Tekrardan aynı şekilde 18 mi öneriyoruz. Bakın o aşağıdaki kısmı arkadaşlar, maaşın altındaki kısmı sıfır yapmanız gerekiyor. Oraya sıfır yapmazsanız maalesef ki glitch patlıyor. Bilginize olsun. Totalde 2 tane futbolcu. Bakın burada ekranda yazanlar komedi zaten şu anda. Şimdi burada 2 tane oyuncu 18'erlik kontrat önerdik arkadaşlar. Totalde 36 milyon hak yoluna gitti. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Parayı 6.94'ten normal şekle çekmek arkadaşlar. Yani para dağılımını kulüp içinde. Bunu tamamladıktan sonra önceden herhangi bir teklif yaptığınız bir oyuncuyu tekrardan teklif yapmak veya sözleşmesine bir değişiklik yapmak için 6 aylık bir zamanın geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla Haziran'dan itibaren 6 ay arkadaşlar simüle etmeniz gerekiyor. Haziran'dan itibaren 6 ay simüle ettikten sonra tekrardan kadro kısmına giriyorsunuz ve bu sözleşmesi uzattığınız futbolcunun üzerine gelip tekrardan yenile kısmından eski bütçelerini onlara öneriyorsunuz ve onlara eski bütçelerini vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde glitch'imiz tamamlanıyor arkadaşlar. Hem ilk sezonu geçiyorsunuz hem de 6 ay geçiyorsunuz. Ardından ofis kısmından para kısmına geldiğiniz zaman, bütçeyi arttırdığınız zaman 1 milyon euroluk bir maaş bütçenizin olduğunu çok net bir şekilde sizler de göreceksiniz ve bu şekilde hayalinizdeki takımı kurabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar, potansiyel glitch'i nasıl yapılır ve potansiyel glitch'inin olayı nedir? Öncelikle potansiyel glitch'i genç oyuncularda daha net çalışıyor. Çünkü oyuncular yaşı değiştikçe potansiyel değişimi de azalır. Dolayısıyla genç oyuncularla daha hızlı ve daha net bir şekilde çalışıyor. %80 oranında bu olay çalışıyor. %100 değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şu şekilde oyuncunuzu
kiralık listesine koyuyorsunuz. Ardından teklif geldikten sonra kiralık teklifini kabul ediyorsunuz. Ardından oyuncuyu gittiği kulüpten belli bir ücret karşılığında kiralığı feshederek geri çağırıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar oyundaki çoğu futbolcunun potansiyeline büyük bir artış sağlanıyor. 2-3 kere mesela bir transfer döneminde 2-3 kere kiralık gönderip tekrardan geri çağırdığınız zaman artı 10, artı 15 potansiyeli ulaşan insanlar bile var. Bunu zaten YouTube'dan da araştırarak görebilirsiniz. Bu şekilde sevmiş olduğunuz genç futbolcuları ve hani her futbolcu oluyor ama gençlerde daha değişken oluyor dediğim gibi. Bu şekilde potansiyel glitch'ini kullanarak istediğiniz genç futbolcuların potansiyelini arttırabilirsiniz. %80 oranında çalışıyor dediğim gibi. Yani bazen bug'a düşüyor çünkü bir oyunun bir sıkıntısı olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla hani kesin bir şey söylenemiyor maalesef bu konuda. Ama dediğim gibi %80 de bence hiç küçümsenecek bir oran değil sevgili dostlar. İstediğiniz futbolcuları bu şekilde oynayabilirsiniz ve maalesef ki bu sene EA Sports It Is In The Bash 4 tane save slot'u açmış kariyer modu için bence çok saçma ve çok gereksiz bir olay olmuş bu sene. İnsanlar istediği ligden, istediği şekilde isterse 18 tane bile açabilmeli bence. Gerçekten de çok saçma olmuş bu seneki save muhabbeti. Bu şekilde arkadaşlar kariyer modunda aktaracaklarım bu kadar. Sadece oyuncu kiralık gönder ve belli bir bedel karşılığında geri çağır. Bu şekilde genç oyuncularınızla istediğiniz şekilde istediğiniz başarılara koşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Kariyer modu ile ilgili bug'ları, glitch'leri veya enteresan bilgileri görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitch adresimi de takip edebilirsiniz. Twitch adresi ne derseniz videonun açıklama kısmında olacak ve aynı zamanda yorumlarda, sabitlenen yorumlarda da Twitch adresimi görebilirsiniz. Full coin kasma ve güncel yayınları artık oradan da yapacağım. Tabii YouTube'dan da yapacağım ama hani orada böyle daha yani eve geldim mesela fut oynayacağım. Açacağım abi hani. Çünkü YouTube'da açtığım zaman daha değişik oluyor. Ne bileyim böyle ufak havaya giremiyorum. Twitch'te böyle birazcık daha muhabbet üzerine ve yatırım üzerine, coin kasma üzerine işler dönecek. Bilginize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler.